Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu içerikte kedilerimiz için şöyle sevimli toplar yapacağız. Böyle gördüğünüz gibi uzun bir kuyruk yaptık. Şurasını kapı kollarına, pencere kollarına ya da kalöfer peteklerine geçirmek için böyle bir halka şeklinde yaptım. İsterseniz parmağınıza şöyle geçirip kedinizi oynatabilirsiniz. İki adet yaptım, biri mavi, biri pembe. Aslında ölçüleri aynı arkadaşlar, ama iplerin kalınlığına göre tabii ki şekilleri böyle değişti. Bu daha küçük oldu, bu daha büyük oldu. Ben yine pembe iple bu içerikte devam edeceğim. İçinde pamuk var, boncuk pamuk. Birazdan göstereceğim. O şekilde doldurdum. Siz isterseniz içine top da koyabilirsiniz. Çok hafif de kedin annesi koydum kedilerim daha çok sevsin ve oynasın diye. Hazırsanız hemen yapımına geçelim. Evet arkadaşlar 3 e, numaralı tığ kullanıyorum. İpim de şöyle kalın bir ip, pamuk bir ip. E, siz isterseniz daha ince ya da daha kalın bir ip kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Ben evde olanı değerlendirdim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak sihirli halka yapımı ile başlayacağız. Ben şöyle yapıyorum sihirli halkayı. Şurayı şöyle çevirdim. Şuradan bir tane ilmek alıyorum. Sonra şöyle bir düğüm yapıyorum. Böyle bir halkam oluşuyor. Bu halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 dört. Beş ve son sık iğne olan altı. Altı tane sık iğne yaptık. Şimdi şurayı böyle çekip kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu en baştaki bakın şuraya kaydırma yöntemiyle birleştirme yapacağız. Tığımı geçirdim. Bakın alıyorum. Hiç üzerini dolamadan içinden geçiriyorum. Böyle bir birleşme yaptık. Şimdi burayı şöyle bir mavi iple belirleyeceğim. Şimdi sırayla her bir ilmeğin içerisine 2 adet sık iğne yapacağız. Bakın ilk ilmeğe 2 adet sık iğne yaptık. Hemen ikincisine geçiyoruz. Şöyle 4 oldu. Toplamda 3. ilmeğin içerisine 2 adet yapıyoruz. Evet 6 oldu. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar her bir ilmeğin içerisine 2 adet sık iğne yapıp arttırma yöntemiyle arttırıyoruz. Son ilmeğe geldik. Şuraya kadar 10 tane oldu toplam sayı. Şöyle bir ve iki. Bakın toplam 12 oldu. Her bir e, ilmeğin içerisinde iki defa sık iğne yaptık. Şimdi şuradan tekrar mavi ipimin olduğu yerden birleştiriyoruz kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Tekrar belirlemek için şu ipimi koyuyorum. Şimdi arkadaşlar arttırmayı şu şekilde devam edeceğiz. Bir tane sık iğne yaptım ilk ilmeğe. ikinci ilmeğe ise arkadaşlar 1 ve 2 adet sık iğne yaptım. Yani bir tek bir çift şeklinde bu sırayı bu şekilde devam edeceğiz. Bakın çift yaptım. Şimdi tekrar tek yapıyorum. Şimdi tekrar çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldik. Sıra sonunu genellikle çift bitiyoruz. Yani burayı bir tek yaptım. Şimdi şu ilmeğin içerisine 2 adet sık iğne yapacağız. Bir ve 2 Evet birleştirmemizi yaptık. Şimdi bir sıra daha arttırma yapacağım. Yani bir iki tek bir çift. Bakın şu şekilde. Hiçbir arttırma yapmıyorum. İlk iki de sonrasına bir kez arttırıyorum. Yani iki tek bir çift. Bakın tekrar çift yapıyorum. 1 2 2 tek ve bu ilmeğin içerisine çift yapıyorum. Bu şekilde örüp sıra sonuna geleceğiz. Evet arkadaşlar bu sıraya kadar ördüm. Tekrar son sıraya geldim. 2 tek yaptım. Şimdi son sıra tekrar çift. Şöyle 1 ve 2. Yani bir ilmeğin içerisinde 2 adet sık iğne yaptım. Şimdi şurayı alıyorum. Birleştirme yapacağız. Evet kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Şimdi arkadaşlar hiçbir arttırma ve azaltma işlemi yapmadan 3 sıra düz bir şekilde sık iğne ile devam edeceğim. 3 sıranın sonunda kesme işlemi yapacağım. Bakın. Bu şekilde her bir ilmeğin içerisine sık iğne yapacağım. Evet arkadaşlar bakın 3 sıra ördüm. Yani belirleme yerim şu mavi ipti. Buradan buraya kadar 3 sıra düz bir şekilde ördüm. Kendiliğinden zaten yuvarlak şeklini aldı. Şimdi şuraya bir işaret koyacağım ve kesme işlemine başlayacağım. Kesme işlemini ben şöyle yapıyorum. 3 tane tek öreceğim. 1 Pardon. 2 3 3 tane ördüm. Şimdi bakın şurada en başta şu ilmeğin en başını alıyorum ve yanındaki ilmeğin de en başını alıyorum. Bakın. Şimdi kesme işlemini şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu ilmeğin en başını alıyorum. Şu ilmeğin de hemen en başını alıyorum. 2 ilmeğin yan yana 2 ilmeğin en başını alıp şuradan geçiriyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrar 1 2 3 sık iğne yaptım. Şimdi tekrar hemen 1 ve 2 ilmeğin en başını aldım. Şuradan geçirdim ve bir sık iğne yaptım. Yani 3 sıra sık iğne yapıyoruz. Sonrasında kesme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Yani bir adet kesiyoruz. Üç sık iğne bir kesme. Üç tane yaptım. Detaylı anlatıyorum çünkü bazen e, soruyorsunuz, detaylı anlatım istiyorsunuz, o yüzden ben de detaylı anlatmak istedim. Sıra sonuna geldik. Şöyle iki tane yapalım, hatta şu üçü de yapalım. Evet. Şimdi bu sıradan itibaren iki tane sık iğne, bir tane kesme yapacağız. Ama ondan önce ben içini biraz pamukla dolduracağım. Bakın. Boncuk şeklinde pamuk. Yani sizde ne varsa öyle onu kullanabilirsiniz. Top varsa topla içine koyup o şekilde örebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi içine çok az kedi nanesi dökeceğim. Kediler biliyorsunuz kedi nanesini çok sever. Şöyle şu kadar kedi nanesi döktüm. Ben tekrar devam edelim. Bakın 1 2 sık iğne yaptım. Hemen şu yanlardan alıyorum. ve kesme işlemi yapıyorum. 1 ve 2 sık iğne Bir adet kesme. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet sıra sonuna geldim. Bir kesme yaptım. Yani iki sık iğne bir kesme. Şimdi şöyle bir iki sık iğnemi yapıyorum. Ve hemen yanındaki ilmeklerden kesiyorum. Şimdi arkadaşlar bir sık iğne bir kesme şeklinde devam edeceğiz ve bu şekilde burayı kapatacağız. Yani bir tane ördüm. Bir tane kesme işlemi yaptım. Bir tane sık iğne ve bir adet kesme. Bu şekilde devam edeceğiz. Daha sonrasında şu kısma geçeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi topumuz oluştu. Şurada son bir ilmek var. Şurayı hemen böyle içinden geçireceğim. Şöyle birleştireceğim. Ve zincir yapımına geçeceğim. Bakın hiç kesme işlemi yapmadan e, ayrıca bu zinciri örüp birleştirmeden direktmen zinciri yapacağım. Şimdi bakın Şurası oluştu bu şekilde. Bunun üzerine 60 tane zincir çekeceğim. Siz isterseniz daha uzun, daha kısa yapabilirsiniz. Ben şimdi 60 tane zincir çekeceğim. Evet arkadaşlar, şöyle 60'a yakın zincir çektim. Şimdi bakın uzunluk bu şekilde. Şimdi bakın 1 2 3 15 tane şöyle bırakıyorum ve şuraya 16.'ya yani başlangıçtan itibaren tepeden itibaren 16. zincirin tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum bakın bu şekilde. Şimdi her bir ilmeğin tepesinden kaydırma ile sıra sonuna kadar devam edeceğim bakın. Şöyle. Sık iğne yapmıyorum. Diğerinde sık iğne yapmıştım. Bunda kaydırma yapacağım. Yani şu mavi top gibi olacak sapı. Evet arkadaşlar, bakın şu şekilde kaydırma yöntemiyle sapını yaptım. Sıra sonuna geldim yani şu birleşme yerine. Şimdi devam edeceğim ve ipimi içinden gizleyeceğim. arkadaşlar toplarımız hazır son ördüğüm top bu şöyle gördüğünüz gibi sapı bu şekilde kapı koluna e, asmak ya da pencere ya da kalorifer peteğini asmak için yapmış olduğum şöyle halkası var. İsterseniz halka yapmadan e, burayı hiç örmeden de sadece bir top yapabilirsiniz. Karar sizin e, sormak istediğiniz varsa yorum kısmında belirtin mümkün olduğu kadar cevap veriyorum arkadaşlar. Ee, onun dışında videonun sonunda kedilerim oynayacak mı sevecek mi o kısmı da izlersiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.